8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın gerçekleşecek. Toplamda 1.246.429 öğrencinin katılacağı sınav 15.532 okulda 2 oturumda yapılacak. Pazar gün başlayacak olan sınav 9.30'da birinci oturumla başlayacak. Birinci oturumda sözel bölümden oluşan 50 soruluk ve 75 dakikalık bir zaman dilimi var. Saat 9.30'da başlayacak olan sınavların ikinci oturumunda ise 40 soru adaylara yöneltilecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve sayısal bölüm dediğimiz matematik ve fenden oluşan sorulardan gelecek. 40 soruluk ve 80 dakikalık bir süremiz var. Konya'da ise 31 ilçede 553 okulda 35.743 öğrenci sınava girecek. 5.520 öğretmen sınavda görev alacak. İl geneli sınav güvenliğini ise 1.670 personel karşılayacak. Öğrenciler birinci oturumdan sonra 45 dakikalık bir teneffüs yapacaklar, bir ara verecekler. Ama bu arada öğrencilerin okul bahçesine öğretmenler ve öğrenciler dışında kimse alınmayacak. Bu nedenle özellikle velilerimizin okul bahçelerinde teneffüs aralarına girmelerini istemiyoruz. Zaten böyle bir yasak var. O nedenle okul idarelerini zor durumda bırakmasınlar. İki oturumda toplam 465.274 sınav görevlisi yer alacak. LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Öğrencilerimizin ilk sorularda bazen zorlanabilirler, bazen sorular kolay gelebilir ama heyecana kapılmadan sınav anını yaşayarak sınava devam etmeleri gerekiyor. Çünkü sınav anında sınav sonrasıyla ilgili yorumlar yapan, kötü senaryolar yazan öğrencilerimizin sınav anında dikkatleri dağılabilmekte. Sınav giriş belgeleri sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, geçerli kimlik belgesi veya pasaportları ile en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor. Bir testteki bütün sorular aynı puan değerindedir. Yani matematik testine baktığımız zaman adayların bütün soruların aynı puan değerinde olduğunu görüyoruz. Kolay sorular olduğu gibi seçici sorular da mutlaka olacaktır. Adaylar zorlanmış oldukları sorulara çok fazla takılıp kalmadan, zaman kaybetmeden bir işaret koyarak sınavdan arta kalan zamanlarında bu sorulara tekrar dönmeleri mümkün olacaktır. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için pazar günü 7.30 ila 12.30 saatlerinde açık olacak. Bu sınav anında kesinlikle gürültü yapmadan düğünler olabiliyor, eğlenceler olabiliyor. Burada adayların özellikle sınav bitimine kadar dikkat etmelerini öneriyoruz. Velilerin öğrencilerine kaygıyı aşılamamalarını öneriyoruz. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yılda öğrenciler sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar ve anne ve babalar şunu unutmamaları gerekiyor. LGS sınavı hayatın ne ilk sınavı ne de son sınavı. Anne baba çocuk arasındaki bağın bir sınav nedeniyle herhangi bir şekilde zedelenmesine müsaade etmeyin. Bu nedenle bu sınav rahat bir şekilde geçecektir. Umduğunuz, beklentiniz olan okullara yerleşeceksiniz. Çünkü çok uzun zamandır deneme sınavları çözüyorsunuz. Onlarca deneme, binlerce soru gördünüz. Pazar gün gelecek sorular bu sorulardan çok farklı olmayacak. Kendinize güvenin, bu sınavı başaracağınıza inanın.